Merhaba, Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Seyfettin Yerlikaya ben. Bu videomuzda kurum dışı giden evrak oluşturma hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle sol tarafta evrağa tıklıyoruz. Giden evrak, kurum dışı giden evrak. Ekle seçeneğine tıkladığımızda karşımıza gelen ekranda herhangi bir örnek yazı oluşturalım. Oluşturduğumuz bu yazıyı ön izleme yapmak için alt kısımda büyüteç şeklinde olan işarete tıklıyoruz. Tıkladığımızda karşımıza yazımızın örneği şablon olarak karşımıza gelmekte. Kurum dışına bir yazı göndermek için sağ tarafta evrağın gittiği yer kısmında tıkladığımızda kurum dışı dağıtım planı, kurum içi ve kurum dışı, kurum içi ve dışı, kamu kuruluşu, gerçek kişi, tüzel kişi ve diğer seçeneklerin olduğunu görüyoruz. Kamu kuruluşunu seçtiğimizde evrak kurum birim kodu karşımıza geliyor. Burada göndereceğimiz kurumun DETSIS kodunu biliyorsak direkt DETSIS kodunu giriyoruz. Bilmiyorsak hemen sağında yazan DETSIS'e tıkladığımızda karşımıza gelen ekrandan göndereceğimiz kurumu arattırabiliriz. Örnek vermek gerekirse Afyon Karahisar Valiliğini arattıralım. DETSIS'ten ara dediğimizde karşımızda DETSIS kodu çıkıyor. Hangi bakanlığa bağlı olduğu ve göndereceğimiz yerin ismi geliyor. Buna çift tıkladığımızda karşımıza bilgiler geliyor. Evrak gönderim türünü seçtiğimizde CAP olarak seçiyoruz. Dosya kodunu giriyoruz. Konuyu giriyoruz. Burada paraflayacak kullanıcı ve imzalayacak kullanıcıları seçiyoruz. Bu şekilde yazımızı gönderebiliriz. Kurum dışı yazdığımız yazı kamu kuruluşu değilse, burada örnek vermek gerekirse gerçek kişi olduğunu düşünürsek, gerçek kişi seçtiğimizde karşımıza gelen yerde kişinin adı, soyadını yazmamız gerekiyor. TC kimlik numarasını mutlaka yazmamız gerekiyor. TC kimlik numaraları yazılmadığında imzadan geri döner. Yazı hata verir, gitmez. Aynı şekilde aşağıda evrak gönderim türü CAP adresi varsa CAP adresini seçiyoruz. Yoksa posta adresi, e-posta adresi, tebligat adresi bunları seçiyoruz. Dosya kodu, konu, paraflayacak ve imzalayacak kullanıcıları seçtikten sonra evrağımızı gönderebiliriz.